en trend meslekler arasında mankenlik de yer alıyor. Peki mankenlik sanıldığı kadar kolay mı? Eğitim süreci nasıl geçiyor? Hepsini ünlü koreograf Banu Noyan'dan öğreniyoruz. En trend meslekler arasında olan mankenlik popülerliğini her zamanki gibi koruyor. Peki bu iş bu kadar kolay mı? Herkes yapabilir mi? Neden bu kadar kızlar manken olmak istiyor? Hepsini ünlü koreograf Banu Noyan'dan öğrenecek. Nasılsınız Banu Hanım? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsunuz. Çok sağ olun. Siz de öyle. Kendinizden biraz bahseder misiniz Banu Hanım? Sizi daha iyi tanımak istiyorum. Tabii. 25 yıldır koreografi yapıyorum. Podyuma yeni yüzler yetiştiriyorum. Mankenlik çok kolay bir meslek gibi algılansa da aslında değil. Çok saygı duyulası, çok önemli bir sorumluluk isteyen meslek. Çünkü bir nevi işte oradaki dünyanın her yerindeki, ülkemizdeki birçok markanın askısı aslında modeller. Dolayısıyla da eğitimli olmaları lazım. Belli prototiplere uyuyor olmaları lazım. Herkes manken olamaz. Bizler eski jenerasyon diyorum kendime. Bizler eğitimsiz asla podyumda yürümeye cesaret edemezdik. Peki ekran başındaki kızlarımız için sormak istiyorum. Kızlarımız ve erkeklerimiz evet, için. Gençlik. Kimler manken olabilir? Şimdi mutlaka kızlarda 1.70 ve üstü olacak. Erkeklerde 1.85 civarı istiyoruz minimumda. Bunun altındakiler podyuma değil, foto modelliğe sevdalı olsunlar. Belli vücut ölçülerine sahip olmamız gerekiyor. Modanın gerçekten bedeni yok. Her bedende model olunabilir ki dünyada örnekleri çok. Türkiye'deki X-Large model mankenler yarışmasını sadece ben yaptım yıllarca. Ve gerçekten de hani Türk halkına da baktığınızda çok da 36'lık değiliz. Koreografiler nasıl çıkıyor? Bize birazcık anlatabilir misiniz? Biz koreograflar aslında birer mutfak şefi gibiyiz. Önümüze malzemelerimizi alırız, onları birer buket haline getiririz, karıştırırız ve ondan sonra sunarız. Peki, i̇şte o pişirme anı da evet, sizler izlersiniz. Evet, gerçekten biz de zevkle izliyoruz. Koreografilerde önde çıkan baş manken deniyor sanırım. Baş mankeni neye göre belirliyorsunuz? Modellerin arasındaki en popüler mankendir genelde baş manken. O açar ve o kapatır. Eğitimler ne kadar sürüyor Banu Hanım? Biraz sıkıştırılmış olmak kaydıyla 8 hafta sürüyor. Haftada 2 gün, 2'şer saat çalışıyoruz. Yani haftada 4 saat çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yalancı olduğunuz bilgiler için. Şimdi derse gidiyoruz. Bakalım manken adayı arkadaşlarımız neler öğreniyorlarmış.